Annem hallolacak, sen üzülme, tamam mı? Ne olur üzülme. Çıkacağım. En kısa zamanda yanında olacağım. Üzülme, tamam? Yavrum, kolay mı zannediyorsun sen bunları? Aile! Sana Kaan Çınar'ın terör örgütüne üye olmak ve Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesindeki anayasayı ihlale teşebbüs ve 312. maddesindeki cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi suçlarına iştirakinin kuvvetli şüphesiyle tutuklanmasına karar verilmiştir. Geç bakalım. Kendine bir yer bul. Fevzi nerede? Buradayım. Evrak işlerin sabaha hallolacak. Hadi Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Hı hı. Hoş geldin kardeş. Allah kurtarsın. Burası boş. Sağ ol. Burası. Eyvallah. Buyurun. Sağ ol kızım. Ol. Afiyet olsun. Ne olacak şimdi baba? Aklım almıyor. Bir yolunu bulacağız evlat. Ne yapıyordu şimdi çocuk orada bir başına? Çok zor. Hele ilk gece zor. Vallahi büyük. Hayırlısıyla çıkacak tez zamanda. Kanıtlanacak suçsuz olduğu. İnşallah. Avukat bulmak lazım. Şöyle dişli biri. Aynen. Yarın hemen halledelim bu işi. Avukat bende. Var aklımda birkaç kişi. Ben hallederim. Tamam. Erkenden gidelim yarın sabah. Bana bırakın dedim avukatı. Tamam mı? Tamam baba. Nasıl istersen. Yazık, annesi de ne kötü olmuştur şimdi. Görüştürürler mi acaba? Normalde ilk hafta zor. Hele şimdi o hal falan. Ben yine de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Merak etmeyin. Delireceğim ya baba. O İsmail şerefsiz geliyor gözümün önüne. Pişmiş kelle gibi sırıtması falan. İyi. Hadi git saldır adama. Hatta bir işe yarayacaksa hep beraber gidelim. Hatta şimdi, hemen. Hadi. Yok, öyle demek istemedim Zavu. Bilmiyor muyum ben size evlat? Hırsınızdan şimdi içiniz içinize sığmıyor. Ya nasıl olacaktı? Adamımızı alıp atacaklar içeri. Bize ne mi diyelim? Ben şimdi böyle bir şey mi dedim ha? Ha? Yapmayın ne olur Rıza'cığım. Mesut. Hakan'a bir faydası var mı böyle tartışmanın? Yok. Bak, sadece sana değil, hepinize söylüyorum. Sinirle hareket edip bizi daha zora sokmayalım. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayalım. Bir de sizinle uğraşmayalım, değil mi? Ben biliyorum ne yapacağım. Siz sadece sakin olun yeter. Tamam. Olabildiğimiz kadar baba. Pardon. Söyle Arda. Abi, dün Alba'yı ararken bastığımız mekanda aramaya kaldık. Bir şeyler bulduk. Gelseniz iyi olur. Oğlum sabah bakalım, olmuyor mu? Hadi ya. Tamam, gidiyoruz. Ne diyor? Mekanı arıyorlardı, bir bakın diyor çocuklar. Hadi bize müsaade o zaman. Tamam. Çıkalım hadi. Şişt, sen kal oğlum, otur evinde, biz bakarız. Olur mu ya öyle? Olur oğlum, olur. Hadi, hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evdekilere selam. Söylerim canım. Neydi bu? Ne neydi? Ya canımız sıkın, ne alt ederiz Hakan için diye konuşmaya geldik. Aldık ağzımızın payını. Öyle gidiyoruz, ne olacak? Bir dövmediği kaldı lan Rıza babanın. Sinir mi bıraktılar oğlum adamda? Sana bana zor da ona kolay mı? Hemen idare et ya, hemen bunları. Ya hadi çok konuşma. Var bir enayilik de, dur bakalım. Duy da inanma. Hakan bu hainlerden olacak ha, ölsem inanmam. Gerçek ortaya çıkar yenge, sen merak etme. Hakan yapmaz öyle şey. Aslan gibidir, bilmiyor muyuz? İnşallah tez zamanda çıkacak oradan. İnşallah, inşallah. Selin. Sen geç eve istersen artık. Yarına da iş var. İyi de sana yok mu kızım iş? Sen de dinlen biraz. Ay. Ben bırakamam şimdi. Sen bilirsin. Tamam. Çay alacaksanız getireyim ben. Ay, yok teşekkür ederim, sağ ol. Tamam.
Ne olacak şimdi Asım hocam? Haber bekleyeceğiz. Ben gereken talimatları size vereceğim. Buradan yürütebilecek miyiz işleri peki? Hallederiz Allah'ın izniyle. Ben bir plan yapacağım. Bir aksilik çıkmaz inşallah. Nasip. Cevdet, al. Ne yapmış sordurdun mu? Darbeciler işte, neyini soracağım abi? Onu demiyorum lan, yeni gelen ne yapıyor? Ne olacak abi? Hepsi aynı. Asayiştenmiş. Kimden duydun? Revirde konuştular. Bizim soruşturmadan. Herkesi birbirine katıyorlar. Durun bakalım. Tanıdıksa belli eder kendini. Bence bekleyelim. Bence de. Hazırlık için dışarıyla kim konuşacak? Ben de abi. İşaretini bekleyeceğiz. Sabah ola hayır ola. Kurtarsın kardeş. Ben Fevzi. Hakan. Duyduk. Polis misin? Neden aldılar? İftira. Yapma ya. Allah kurtarsın. Sağ ol senin de. Bunlar gibi darbeci değilsin yani. Nereden çıktı kardeşim? Ne bileyim. Konuşan konuşuyor da. Aman ha. Yazık etme kendine. Sayılı bunların günleri. Hah. Hoş geldin. Pek hoş gelmedim aslında. Hayırdır? Valiyle yardımcısı yolda. Bizimle görüşmeye geliyor. Hakan meselesi için mi müdürüm? Bilmiyorum. Karşı kaynıyor. Başkonsola son anda kurtuldu. Hani biraz geç kalsak, bütün dünya medyası bizden bahsedecekti şimdi. Bir an önce sonuç almaya başlasak iyi olur. Sebepsiz yere adamımızı alıyorlar müdürüm. Hem kolumuzu kanadımızı kırıyorlar, hem üstüne başarı bekliyorlar. Yine mi aynı mesele? Hakan işini bırakın artık, avukatlar düşünsün onu. Hem sizin bilmediğiniz şeyler var. Ne gibi müdürüm? Müdürüm, siz sanki Hakan cidden onlardanmış gibi konuşuyorsunuz. Bırakın şimdi bunları, bırakın. Kızacaksınız şimdi ama... Hakan için şu an yapabileceğimiz tek şey mahkemeyi beklemek. Öyle elimiz kolumuz bağlı öyle mi? Siz albayı araştırın tamam mı? Adamın kaçış güzergahını çıkarın. Gideceği yerlere ekip çıkartın. Hadi Hakan meselesini bana bırakın tamam mı? Müdürüm buyurun. Yemezler usta. Ne? Hakan için oturup bekle diyorlar ya. Yok yemezler. Bence de. Şu İsmail'le bir konuşalım mı? Hadi yürü gidelim. Ya başınıza iş almayın şimdi. Ya bırak Allah aşkına. Hakan daha kaç gece yatacak kızım? Hadi bizi de alsınlar, yatırsınlar. Ne olacaksa olsun ya. Kahretsin ya. Aa, merhaba Nesrin teyze. Nasıl oldunuz? Anlamadım. Neredesiniz? Yoldayım Aylin ben. Hakan'ı görmeye gidiyorum. Ama görüş günü belli değil ki daha. Sıkıldım oturup ağlamaktan. Oğlumu görmeden dönmeyeceğim. Tamam da o hal zamanı daha avukat netleşmedi. Beni ilgilendirmez. Ben oğlumu göreceğim. Hadi hoşça kal kızım. Ne oldu? Hakan'ı görmeye gidiyormuş. Başına iş alacak. Bakayım ben mi gidip bari?